Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde tıbbi ve aromatik bitkiler alanında safran bitkisi üretimi için denemeler sonuç verdi. Ekilen safranlar hasat ediliyor. Hem aroma hem de renklendirici özelliği olan şu iç kısımda gördüğümüz koyu turuncu 3 dal. Hem aromatik özelliğiyle hem de tıbbi özellikleriyle paha biçilemez ürünlerden biri olan safran, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin araştırma projesiyle Afyonkarahisar'a kazandırılıyor. Çiçek kısmı özellikle reçel yapımı ve tatlandırıcı olarak da kullanılabiliyor. Bu taç kısmı, şu turuncu olan kısmı ayrıldıktan sonra özenli bir şekilde kurutuluyor. AFSÜ kampüsünde deneme dikimi yapılan safran çiçeğinin hasadı başladı. Afyonkarahisar'da tıbbi aromatik bitkilerin üretimi ve son ürüne dönüştürülmesiyle ilgili araştırma yaptıklarını söyleyen AFSÜ Rektörü Nurullah Okumuş, safran projesiyle ilgili düşüncelerini Kanal 3 mikrofonlarına anlattı. Afyon özelinde ilimizde hem üretim hem de son ürüne dönüşüm konusunda tıbbi aromatik bitkilerle ilgili çeşitli araştırmalar yapıyoruz. Bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz. Vatandaşlarımızı, çiftçilerimizi bu konuda yönlendiriyoruz. Projelerimize de devam ediyoruz bu konuda. Bu projelerimizden birisi de her özelliğiyle tıbbi ve aromatik ifadesini en iyi anlatan bir ürün. Safran konusunda da acaba Afyon'da safran yetiştirebilir miyiz? Safranı Afyon ekonomisine kazandırabilir miyiz? Ve elde ettiğimiz ürünlerinde tıbbi aromatik özelliklerine yararlanıp bunu hem ürün olarak hem de ilin ekonomisine katkı amacıyla bir katkı sunabilir miyiz açısından bir proje gerçekleştirdik. Ve bugün itibarıyla da yani aslında son bir haftadan beri de bu projenin başarısının sevincini yaşıyoruz. Safran tıbbi olarak antioksidan özelliği, kanserle savaşması, bunun yanında özellikle nörolojik gelişimin sağlanması, demans, hafıza kaybı gibi durumları engellemesi, enfeksiyonlarla mücadelede bir antibiyotik gibi, bir antiviral ajan gibi etki etmesi özelliğiyle tıbbi özelliklere sahip. Ama bunun yanında aromatik özelliğe de sahip. Daha da önemli özelliği, dünyada da zaten en çok revaçta olduğu özelliği de renklendirici olması. Yaklaşık kendi ağırlığının 100 bin katı suyu sarı renge boyayabilme özelliğine sahip. Ama oldukça narin, yetiştirilmesi zor, toplanması zor bir bitki. Yaklaşık 80 bin çiçekten yarım kilogram safran elde ediyorsunuz. O yüzden de piyasa değeri oldukça yüksek bir bitki. Afyon'a tarımsal anlamda tıbbi ve aromatik özelliğiyle safranı Afyon'a kazandırmış olmak istiyoruz. İnşallah bunun ilk adımı bu olacak diye düşünüyoruz. Yani klasik safran bolu safranı vardır. İnşallah bundan 3-5 yıl sonra Afyon safranını da hafızalara kazımış oluruz diye düşünüyorum. Projede önemli katkısı bulunan doktor öğretim üyesi Amir Sultan Begi ise çok kıymetli tıbbi aromatik bitkilerden biri olan safranla ilgili şunları aktardı. Tıbbi ve aromatik bitkiler bölümü olarak biz eğitimin yanında farklı gelir getirici tıbbi ve aromatik bitkiler türlerinin bölgeye kazandırılması, adaptasyonu konusunda çalışmalar yürütmekteyiz. Bu konuda farklı türler yetiştirmeye başladık. Bunların bazısı çok başarılı sonuçlara ulaştı. Safran da gördüğünüz gibi bu türlerden birisi sayılır. Safran bitkisini biz Eylül başında dikimini gerçekleştirdik. Ondan sonra çok fazla bakım gerektirmediği süreci geçirdi. Ve Ekim sonuna doğru yavaş yavaş hasatlar başladı. Safran hasadı rektör hocamızın da söylediği gibi bir zor süreçtir. Sabahın çok erken saatlerinde gerçekleştiriyor. Ondan sonra çok hijyenik koşullarda tek tek ekonomik organı ayrılarak düzgün bir şekilde kurutulup sonra piyasaya sunulmaktadır.